Merhaba sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz devam ediyor ve bugünkü lezzet durağımızda Sultan Çiftliği Edirne Asfaltı'nda bulunan Adıllar Çorbacı müdavim var. Yanımızda da mekanımızın sahibi Ali Varan Bey bulunmakta. Bakalım bize enfes çorbalarıyla ilgili neler anlatacak. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Teşekkür ederim. Şimdi az önce çorbamızı içtik. Kavurmamızı yedik, pilavımızı evet. yedik. Şimdi çorbamızı içerken biraz sohbet edelim sizlerle. Tabii ki, tabii. Sizi tanıyalım mı? Öncelikle sektöre nasıl girdiniz? Sektöre herkes gibi, her usta gibi çıraklıktan başladık. Çıraklık yıllarımız kalfalık ve ustalık bölümü olarak. Kendimizi hazır hissettiğimizde işi ele aldık, kendi yerimizi açtık. Evet. İlk nerede açtık? İlk bunu çorbacı olarak Yeşilpınar'da açtık. Gazoz Pampaşa Yeşilpınar'da açtık. Dördüncü yılımız. Daha sonra etraftan çok talep olduğu için buradaki arkadaşlarımızın da bu mekanı belirtmeler üzerine buraya geldik. İkinci şubemizi açtık. İkinci yılımızda burada. Devam etmekteyiz. İnşallah nice şubeler diliyorum ben size. Evet, üçüncüsü yolda inşallah. Peki, şimdi siz çorba uzmanı, çorba ustasısınız. Evet, çorba sizin evet, işiniz, evet, benim evet, işim diyorsunuz. Evet, çok evet. iddialısınız bu konuda. Evet. Şimdi biraz çorbaya konuşalım. Öncelikle neden çorba demeyeceğim. Kaç çeşit çorba var diyeceğim. Ondan sonra çorbanın faydalarını konuşacağız. Peki. Çorba çeşidi çok fazla ama imkanlarımız, tezgahımızın el verdiği 17 çeşit çorbamız var. Çorbalı. Az mı? 17 bence oldukça fazla ve insanların da alternatif olarak yani çeşit olarak da bu kadar zengin bir mutfak bence başka bir yerde görmesi de mümkün değil. Yani nadirdir. Değil mi? Nadirdir, nadirdir ama çorbaları yani çorba basit bir şey değil. Türk mutfağın, Türk kültürünün baş tacı tabii ki. Osmanlı'dan bu yana gerçekten çorba kültürümüz sizin... 16. yüzyıldan beri çorba kültürümüz devam etmekte. Çok da lezzetli, yani, çok yani da sağlıklı. Besleyici, vitaminli, hepsinin... Şimdi onu konuşalım. Evet. Çünkü son günlerde maalesef o çorba kültüründen bahsediyoruz ama uzaklaştık mı biraz millet olarak? Çocuklarımız fast food'la büyümeye başladılar. Ama sizler sayesinde bunların önüne geçeceğiz inşallah. Hastalıklar, sağlıksız beslenmeler, obeziteler çoğalmaya başladı. Bunun maalesef. Nedeni maalesef ki dediğiniz gibi çorba kültüründen biraz uzaklaşmaya başladık. Evet, evet. Biraz çorbanın faydalarından bahsedelim. Tabii her çorba her farklı hastalığa da şifa aslında. Muhakkak, muhakkak. Kolesterol, tansiyon, şeker, halsizlik, bitkinlik, grip, kemik yapısı. Yani çok çok sayamayacağımız kadar çok çok faydaları var çorbanın. İşte biz de bunun çalışmanını yapıyoruz. Broşürler halinde yakında dağıtacağız. Vatandaş geldiği zaman işte midem yanıyor ne içeyim dediği zaman içeceği çorba bilmesi lazım. O kadar inanılmaz bir vitamin deposu ki çorbalar. Yani mesela hangi çorba neye iyi geliyor biz bilemeyebiliriz halk olarak. Tüketici olarak bilemeyebiliriz. Siz nasıl yönlendiriyorsunuz? Mesela grip olmuş biri buraya geldiğinde ona tabii ki ne vereceğinizi siz aslında söylüyorsunuz. İşte onun çalışmanını yaptık. Yapıyoruz. Daha da detaylandıracağız. Günümüzde artık profesörler yaşlı insanlara tam tersini söylemeye başladılar bildiğimizin. Paça çorbası için zinde tutar, kuvvetlendirir. Sakatattan kaçın diyen bir geçmiş var. Evet, şimdi bugün tam tersi söylüyor. Yönlendirme var. Kesinlikle diyorlar. Kırık kemik ağrılarına paça ve işkembe çorbasını özellikle tavsiye ediyorlar. Kesinlikle. Mercimek, tavuk çorbası, yayla, domates hepsinin özellikleri ayrı. Lezzetleri de ayrı, vitaminleri de ayrı. İçinde ihtiva edenler de ayrı. Kolesterol, işte efendim tansiyonlu gibi hastalıklara. Bilmiyorum. Bununla ilgili bir Ar-Ge yapılmış mı acaba? Mesela çok fazla çorba tüketen kişilerin daha uzun ömürlü olduğu, daha sağlıklı olduğu aslında bunlar kanıtlanmış şeyler değil mi? Şimdi uzun ömürlü demeyelim ama uzun ömür 50 yıldır ama sağlıklı yaşamak. Sağlıklı yaşamak. Çünkü kanser örnek veriyorum. Bugün grip gibi kanser hastalığı aldı başını gidiyor. Sanki sıradan bir hastalık haline geldi. Maalesef. Bunların nedeni bizim beslenmemiz aslında. Kesinlikle. Bunu yani herkes biliyordur. Beslenmemiz, bütün hastalıkların başı beslenmemizden kaynaklanıyor. Yani uzun mu yaşarız? Uzun yaşamayız ama sağlıklı yaşarız. Son nefesinde şimdi sağlıklı. Şimdi biz sizinle az önce belki özel olacak izleyicilerimiz ama ben paylaşmak istiyorum. Az tabii önce ki içeride sizinle sohbet ederken Sakaryalısınız aslında. Evet, Sakaryalı. Babanız
84 yaşında. Çok da sağlıklı. Şimdi siz çorba kültüründen geliyorsunuz. Evet. Ailenizde de çok çorba yeniyor. Var. Zaten bu işin uzmanı sizsiniz. Yani. Hani şunu görüyoruz aslında. Belki siz daha iyi biliyorsunuzdur. Çorba içenlerin gerçekten de dediğiniz gibi kemik yapısı ve diğer hastalıklara karşı olan bağışıklıkları, direnç bunların evet. hepsi fark evet. ediyor. Evet, tabii ki. Tabii. Sizin babanız da herhalde anladığım kadarıyla çorba işinden anlayan, çok çorba tüketen soframızda, bir beyefendiymiş. Soframızda çorba eksilmedi. Sabah kahvaltı dahi çorbamız sizin var. Sizin kendi kültürünüzde de öyle bir şey var değil mi Ali Bey? Yani özellikle Adapazarı'nda Karadeniz'de Adapazarı'nın çorbası. Sabah erken saatte sabahın 5'inde kahvaltı niyetinde çorbamız hazırdır. Evet. Yani. Bence çok fark ediyor. Yani gerçekten de beslenme kültürüyle de yaşam biçimimizle de bu çok alakalı. Gerçekten alakalı. Doğru beslenen milletin evet. Millet olarak diyorum şey olarak da bölge olarak da çok fark ediyor. Evet, evet, evet. Önemli olan artık bunları çocuklarımıza aktarabilmemiz. Maalesef o konuda eksiyiz. Çok çok eksiyiz. Yani neden çorba içeriz? Hasta olduğumuzu özellikle. Çocuğumuza yazıyoruz. Aslında hasta olmadan önce içmek lazım değil yani. Mi? Ama hasta insanın boğazından hiçbir şey geçmiyor. Çorba nedir? Kendinden sonra gelecek yemeğe bir ön hazırlıktır. Mideyi yumuşatmak, boğazı yumuşatmak, hazmı kolaylaştırmak. Yani çorbanın yemeklerden çok çok en önde olanı çorbadır. Bir hasta olduğu zaman çocuğumuz yalvarır iki kaşık çorba iç diye. Bu kadar önemlidir aslında. Bilinçsiz olarak yapıyoruz. Biliyoruz ama bilinçsiz olarak çocuklarımızı aktaramadık. İçgüdüsel olarak da aslında yani, içimizden evet. onu yapmak geliyor değil mi? Evet. Şimdi çorba dedik, çorbanın faydalarını konuştuk. Ama çorba her yerde içilir mi acaba? Şimdi çorbacı müdavim. Yani sizler burada her çeşit çorbayı yapıyorsunuz, az önce konuştuk. Ama çorbanın yapılma koşulları da önemli. Az önce sakatat da bu çünkü çorbaların içerisinde. Hijyenik ve sağlıklı ortamlarda yapılması da önemli tabii ki. Kullandığınız malzemelerin kaliteli birinci sınıf olması önemli. Etli yemeklerde yapıyorsunuz. Bunlar hepsi çok önemli. Biraz bunu konuşalım isterseniz. Nelere dikkat ediyorsunuz siz? Peki önce tabii ki ekip işidir. Bu işler ekip işidir. Gelen ustayı bizzat kendimiz usta dahi olsa yetiştiririz. Yapması gerekenleri gösterir. Ondan sonra mutfağa salarız. Tabii ki bunda çorba deyip geçmeyeceğiz. Her malzemesi yağından salçasına kadar, tuzuna kadar kalitesi çok ben önemli. Ben sözünüzü keseceğim. Az tabii. önce çorbayı içerken, kırtlağımdan geçerken enfes bir tat, enfes bir lezzet böyle evet. yağ gibi aktı gitti. Arkasından kavurma ve pilavımızı yedik. Normalde farklı yağlarla yapılan kavurmalarda da kırtlakta bir donma, bir rahatsız etme ya da yedikten sonra midede bir ağırlık hissedilir. Evet. Bunların hiçbirini hissetmedim ben. Ama işte orada kavurma herkes yapabilir ama işte malzemesi diyorum ya, etin, hayvanın belirli bir yeri ve yağın çok önemli var. Yağın bunu çok yerken önemli. Hissedebiliyorsunuz ama. İşte yani orada anlarsınız mı? Çorbayı herkes yapabilir. Tabii ki nerede içilir onu da müşteri karar verecek. Yani işimiz, bizim işimiz çorbacılık. Evet, az önce dediğiniz gibi bu iş bir ekip işi. Evet. Ürün seçiminde birinci sınıf kaliteli ürünler, hangi çorbaya hangi ürünün ne kadar kullanılacağı konusunda yani, bilgiler veriyordunuz. Evet. Aslında tam şeye de girmeyelim. Çünkü aslında bu bir de şurup diyebilir miyiz buna? Yani tabii aslında ki, bu bir meslek de sırrı. Evet, evet, evet. Çuruptur. Çorba şuruptur evet. yani. Bunu şurubunu ayarlamak lazım. Şurubunu doğru ayarlamak lazım. Kıvamı. Biraz fazla, biraz az aslında lezzeti değiştirebilir. Kesinlikle. Peki hijyen konusunda neler yapıyoruz? Hijyen bu işin baş tacıdır. Hijyen olmazsa olmazıdır. Ve lokantalar ev mutfağına benzemez. 24 saat açık. 24 saat açık. Hijyeni maksimum seviyede gözetmemiz lazım. Yoksa gelen müşteri şifa bulmaz, rahatsız olur gider. Değil mi? Aksine şifa bulmaya gelen rahatsız olur gider. Rahatsız olur gider. O yüzden o baş bizim şeylerimizde. Evet, bu konuda zaten itina ve özen gösterdiğinizi evet. gelen müşterileriniz de biliyor. Biz de bunu biliyoruz. Biraz da mekanın fiziksel özelliklerini konuşmak istiyorum sizlerle. Peki. Şu an ikinci katındayız bulunduğumuz evet. mekanın. Toplam evet. kaç kişi ağırlayabiliyoruz? Toplam bir çırpıda 70 kişi diyelim.
Evet. Tabii diğer şubelerimiz de konsept olarak biraz daha farklı ama lezzet olarak aynı. Lezzet olarak aynı. Oradaki usta yeri gelir buraya alırım, buradaki usta oraya alırım. Hemen usta demişken onu da konuşmak istiyorum. Siz mutlaka usta olacak olan kişi kendini seçiyor, kendiniz yetiştiriyorsunuz. Kesinlikle. O yüzden dünden bugüne lezzet hiçbir zaman değişmiyor. Yani o da önemli. Gelen her usta çorba yapmasını bilir ama bizim kıvamımızda, bizim şurubumuza göre kıvamı öğrenene kadar şıraklık yapar usta dahi. Ondan sonra veririz kepçesini eline, kendisi başlar. Kıvamı geldikten sonra. Değil mi? Evet. Peki, biraz da hedefleri konuşalım. Ondan sonra sohbeti sonlandıracağız çünkü. Bundan sonra çorbacı müdavim neler yapmayı düşünüyor? Var mı hedefleri? Tabii ki hedeflerimiz muhakkak var. İstanbul bildiğiniz gibi büyük metropol. Çok yerden eşlerimiz, dostlarımız ricalarda bulunuyor. Bizim gelmemiz zor oluyor, gelin diye ama tabii ki takdir edersiniz her yere gidemeyiz ama elimizden geldiği kadar bu yolda müşterinin memnuniyetinle beraber yayılma düşünüyoruz. Üçüncü şubemizi artık dünden itibaren bakmaya başladık. Uygun bulduğumuz bir yerde üçüncü şubemizi de ve diğerlerine devam etmeyi düşünüyoruz. Evet, çok hayırlı olsun inşallah. Aynı lezzetlerinizi orada da bekliyoruz. İnşallah, inşallah. Şunu da hemen izleyicilerimize söyleyelim. Kalite dedik, en iyisi dedik, en iyisi dedik ama kimsenin gözü korkmasın. Fiyat da çok uygun, her bütçeye uygun burada ürün var. Dolayısıyla insanlar gönül rahatlığı gelip hem lezzetli çorbalarını içebilirler. Evet. Fiyat konusunda da zaten dediğimiz gibi çok uygunuz. Size çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Bizi burada ağırladığınız için. Biz teşekkür ederiz. Misafirimiz oldunuz. Ayağınıza sağlık. Çok sağ olun. Bizim için çok büyük bir zevkti. Özellikle dediğim gibi lezzetleriniz harikaydı. Bundan sonra bizler çorbacı müdavimin müdavimiyiz. Her daim sizdeyiz efendim. Her zaman bekleriz efendim. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Evet sevgili Sektör Labor Merkezi izleyicileri, sizlere Sultan Çiftliği'nde bulan Adalılar Çorbacı Müdavim'den seslendik. Sizler de enfes lezzetler, daha doğrusu sağlıklı besinler tüketmek istiyorsanız bir kez olsun bu mekanı sizi bekliyor. Sözü merkez stüdyolarına bırakıyoruz.